İsmim Sultan Kaya. 16 yıldan beri çay ocağı işletiyorum. Sarnıçlıyım, doğma büyüme. Eşimle beraber başladık. Ama eşime ilk önce Allah rahmet eylesin çok teşekkür ediyorum. Bana demedi ki sen erkeklerin içinde ne işin var diye. Bana güvendiği için, beni buraya getirdiği için tekrar ona teşekkür ediyorum. Onu kaybettim ama yılmadım. Niye yılmadım? İki tane oğlum vardı. Oğlum olduğu için onların arkalarında durmak istedim. Onları savrulmalarını istemedim. Savrulmalarını istemediğim için çalışmaya mücadele verdim. Ben emekli olduktan sonra geldim buraya. Baktım toplum beni kabul etti. Kabul edince benim de hoşuma gitti. Ben onlarla beraber mücadele verdim. Onlar da bana çok destek oldular. Sarnıç halkı beni çok sevdi. Ben de onları sevdim. İşimi çok seviyorum yani. Engelli olduğum halde kimseye muhtaç olmadım. Dediler ki bana rapor alalım, devletten şey yapalım, maaş gibi veya bir şeyler alalım. Ben kesinlikle istemedim. Çünkü ben de sağlık, kendime güvenç, işi de severek yaptığım için. Yeri geliyor olanların diyor, anne sen çalışma, anne sen otur. Ama ben burada mutluyum. Mutlu olduğum için sen orada mutluysan anne bize yeter diyorlar. Burası her türlü işi oluyor. Sabahleyin kahve açık olanlar kahvaltımı veriyorum. Dediğin çayımı, genelde çay veriyoruz. Herkes kendi işini halleder. Bana sadece sana abla orada dur diyorlar, bize yeter diyorlar. Gelirler, çaylarını alırlar, paralarını öderler. Ben onlara sormam kaç tane çay içtiniz diye. Onlar bana sormaz. Herkes mutlu bir şekilde gelir gider. Sarnıç'taki esnaflarından da, ne bileyim Sarnıç halkı da hepsi çok iyiler. Bana çok iyi davranıyorlar. Tabii kötüleri de var içinde. Kötü insanlar da var. Ama onları da öyle kabul ediyoruz. Öyle seviyoruz yani. Ben herkesi çok seviyorum, halkı çok seviyorum. İşimi çok seviyorum. İnsanlara hizmet etmesini seviyorum. Bir de kimseye muhtaç olmamızı seviyorum. Ben fabrikada çalıştım. 2006'da emekli oldum. Buraya geldim. 2006'dan beri ben buradayım. Yılmadan, yorulmadan çalışıyorum. Hala da çalışıyorum. Allah'ım nereye kadar nasip ederse. 16 yıldan beri çay ocağı işletiyorum. Herkes yapamazsın dediler. Yaptım, başardım. Başarılacak diye bir şey yok. Yani tabii zorlu yönleri de var. Zorsuz bir hayat olmaz. Böyle azimle çalışarak bir de çocuklarım için. İş sevdiğim için hiç iş ayırtı olmaz. Bir insan ne iş olursa yapabilir istedikten sonra. Yani kimseye muhtaç olmayacaksın. Çok güzel bir duygu yani. Yani sen eğer bir şeyler veriyorsan o daha da bir güzel oluyor. Almaktan daha iyidir. Bu güzel bir duygudur. Güzel bir iştir yani. Herkesin zorlu bir hayatı olabilir. Herkesin bir zor bir şeyler olur ama bugün olan şeyi unutulacak, yarına güzel bakacak. Güzel bakarsan daha iyi olursun. Ama karamsar bakarsan zaten sen önünü kapatmış olursun. Yani hayat güzel, her şeye rağmen güzel. Çalışırlarsa hem kafaları dağılır, hem kendilerine zarar vermezler, hem karşı tarafa zarar vermezler, yuvaları daha da sıcak olur, daha da güzel olur. Çünkü bu devir öyle bir devir oldu ki yalnız çalışarak olmaz. Eşlerine sahip olacaklar, çocuklarına sahip çıkacaklar, çalışacaklar. Önemli olan bu. En güzel iş arkadaş insanın iştir. Her şeyden. O sana sadık. Sen ona sadık olursan o da sana sadık oluyor. Ben şimdi yürüyemeden gelebiliyorum ama şimdi çocuklar beni serviste götürüyorlar. Serviste alıyorlar. Ben burada duruyorum. Bana abla sen burada dur bize yeter diyorlar. O da beni mutlu ediyor zaten. Şükür yani sadece yürüyemem biraz zorluğum var. Ayakta durabiliyorum. Bir sıkıntım yok. Ama bin kere şükür Allah'ıma. Allah bana böyle sağlık verdiği için, iş güç verdiği için. Daha ne diyebilirim ya? Güzel bir şey yani. Kadınlar çalışacak. Ben her zaman söylüyorum. Gelinlerime de söylerim. Çocuklarınızı büyüttünüz mü? Çalışın. Kendinize faydanız olur. Çocuğunuza faydanız olur. Yani öyle düşünecekler. Biz fabrikalarda çalıştık. Yeri geldi lavabo temizledik. Yeri geldi çamur temizledik. Ama yine de mutluyduk. Çalışmayı seviyoruz. Eşim öldükten sonra 16 seneden beri bu çay ocağını işletiyorum. Hala da devam ediyorum. Allah nereye kadar nasip ederse, sağlığım olduğu sürece çalışmak istiyorum.